Trivia TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Biz bir aileyiz programında yine çok değerli bir üyemize aslında as başkanımızı ağırlıyoruz bugün. Sevgili Mehmet Ümit Çelik, Feviyat as başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ilk defa titri okumak için elimdeki kartonetten faydalanacağım. Çünkü o kadar çok şirketin yönetim kurulu başkanısınız ki maşallah diyelim. VH mi diyoruz? VH Medya. VH Medya, M3 Teknoloji, M3 İnşaat, Otrika, Vailoni gibi daha pek çok şirketin de yönetim kurulu başkanısınız aynı zamanda. Allah daha çok versin. Farklı sektörlere girdik. Evet. Biraz çalışmayı çok seven birisiyim. O yüzden öyle farklı kollara girdik. Onlar da tutununca devam ettik. Ne güzel. Herhalde içinde olmadığınız sektör kalmadı gibi bir sağlık sektörü falan olabilir belki. Geçmiş dönemde. Var mı? Peki tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama şu anda sanıyorum ağırlıklı olarak yazılım. Doğru yazılım mu? Ağırlığımızı verdik son dönemde. Malum pandemi nedeniyle 5-6 senelik geçmiş olan VH Medya diye bir şirketimiz var. Ağırlıklı olarak yazılım çalışıyor ama algoritmaların isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Onlarla ilgili çok değişik yazılımlarımız var. Bunlar da bayağı insanların faydasına faaliyet gösteriyor. Çok güzel. Peki. Şimdi tabii çok iyi bir Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçe'yi her şeyi konuşacağız. Ama öncesinde tabii ki Feviyat'ı konuşacağız. Aslında bugün siz soracaksınız, siz cevaplayacaksınız gibi bir şey olacak. Çünkü siz kuruluş aşamasından beri Feviyat'ın içindesiniz. Ben önce Feviyat nasıl kuruldu mu diyeyim? Feviyat fikri nasıl ortaya çıktı mı diyeyim? Hangisini sorayım? Ben sorayım, siz buyurun başlayın istediğinizden. Aslında merak edilen bir soru. Bunu da pek açıklama fırsatımız olmadı. Bu anlamda iyi olacaktır. Feviyat, Fenerbahçeli insanların, arkadaşların kurduğu bir platform başlangıcıyla startı verdi. Diğer kulüplerin, işte federasyonun, dış unsurların Fenerbahçe'ye karşı tutumlarına cevap vermek, onlara bir ses yükseltmek için bir araya gelmiş taraftarların kurduğu bir oluşum aslında. Bundan 3-4 sene önce WhatsApp grubuyla başladık biz. Sonraki süreçte seçim süreci geliyordu. Hem Aziz Yıldırım hem Ali Koç seçim yarışında olacaktı. Biz de hani herhalde dünyanın da bu arada en büyük, en tarihi seçimlerinden, kulüp seçimlerinden birini yaşadı. Tarihi biz yazıyoruz. Dünya, yani dünyada böyle bir kulüp seçimi hani ne kadar görülmüştür bilmiyorum. Ülke seçimi gibi bir şeydi. Ülke seçimi gibi. Aynen. Bütün Türkiye'nin dışında Avrupa'nın birçok ülkesinde de insanlar aynen seçimin sonucuna kilitlendi. Gerçekten büyük bir seçim çalışmasıydı. Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Eski başkanımız Aziz Başkan'a buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Yeni başkanımız Ali Koç'a sonuna kadar gene destekliyorum. Özellikle bu sene yaptığı çalışmalar, transferler, sonuna kadar arkasında bütün taraftarlar böyle devam etsin. Biz sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. Gelelim Feviyat'a. Feviyat'ı dediğim gibi WhatsApp grubu olarak başlayan bir yapıydı. Sonra seçim sürecinden önce aslında biz dernek kurulumu yapacaktık. Ama seçime gölge düşürmemesi adına o taraftasın, bu taraftasın sözleri çıkmasın diye biz seçim sonrasına dernek kurulumunu yapalım dedik. Feviyat aslında büyük bir platform. Sadece dernek, vakıf olarak değerlendirmemek lazım. Şu an gençlik kollarını oluşturduk, Feviyat. Vakfımız var Feviyat. Fenerbahçe İş Adamları Vakfı. Ticari iştiraklerimiz var ama gelecekte çok daha farklı projelerimiz var. İşte spor kulübü mutlaka bir ticari olmayan dernek organizasyonun içinde yürüyecek sosyal sorumluluk çerçevesinde bazı planlarımız var. Toplam 13 tane platform olacak. İşte bunlardan hemen hemen yarısını tamamladık. Yakın gelecekte çok daha ciddi, somut oluşumları yavaş yavaş beyan etmeye başlayacağız. Feviyat TV de bunlardan bir tanesiydi. Evet. İlk bebeğimizdi. Evet, ilk bebeğimiz, göz bebeklerimizden bir tanesi. Buradan da aynı zamanda Fenerbahçe'nin sesini de duyurabileceğimiz bir platform haline getiriyoruz. Sadece Fenerbahçe İş Adamları'nın bulunduğu bir platform değil. Bütün unsurlarımız, kırmızı çizgilerimiz Fenerbahçe. Mesela tüzüğümüzde, hem vakıfta hem dernekte yarın bir gün Allah korusun kapanırsak bütün her şeyle beraber Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne devredilecek. Bu yapıda herhangi sahibi olduğumuz bir güç varsa, bir maddi değeri olan bir şey varsa hepsi Fenerbahçe Spor Kulübü'ne devredilecek. Bu bizim kırmızı çizgimiz.
Bugüne kadar Fenerbahçe'ye gerek forma gerek kombineler, işte maç organizasyonları, biz bütün organizasyonlarımızı mümkün olduğunca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tesislerinde yapıyoruz. İlk toplantımızı, ilk resmi toplantımızı Düzce Topuk Yaylası'nda yaptık ki bizim için çok değerlidir. İşte dördüncü seneye geldik. Dördüncü senede herhalde atlayacağız pandemi nedeniyle ama bütün dünyadan, birçok ülkeden üyelerimiz geliyor. Şu an Türkiye'de 50'nin üzerinde şehirde yerimiz var. Sağ olsunlar 16-17 tane farklı ülkede kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz var. Büyük bir aile olduk. Ama bundan sonraki süreçte çok daha böyle üst seviyelerde Fenerbahçe'ye destek olmaya çalışacağız. İnşallah hep beraber. Bu arada benim için de çok büyük bir mutluluk. Çünkü ikisinin de kurucu kadrosunda yer aldım ben. Hem evet. Fenerbahçe TV'nin hem Febiat TV'nin. İkisi de Sarı Lacivert, ikisi de Fenerbahçe'nin. İkisinin de kurucu kadrosunda olmak ne büyük mutluluk. Vallahi son dönemlerde ben Fenerbahçe'nin maçlarını pek seyredemiyorum. Çünkü Fenerbahçe puan kaybettiği zaman 3 gün uyku uyuyamıyorum. Gerçekten öyle. Evde çocuklar falan, herkes kaçışır. Perişan oluyor. Aileyi perişan ediyorlar. Özellikle ilk gün kimse dokunmaz. Hem iş yerinde hem evde. Ama galip olduğumuz zaman da... Dile benden ne dilersen. Herkes çok mutlu. Hem iş yeri çok mutlu, hem çok mutlu. O yüzden bu sene çok ümitliyim. Fenerbahçe'den çok ümitliyim. İnşallah emeklerimizin karşılığını almaya başlayacağız. İnşallah. İnşallah. Pandemi öncesinde herhalde hemen hemen bütün maçlara gidiyor. O zaman böyle bir Fenerbahçeli'nin bütün maçlara gidiyor olması lazım. Mutlaka oluyor. Ama kalp krizi riski var bende. Allah korusun. Maçlarda dediğim gibi kaybettiğimiz zaman başka bir boyuta geçiyorum. O yüzden mümkün olduğunca maçlara gitmiyordum ama tabii takip ediyorum. Yani yapacak bir şey yok. İzlemeyeceğim diyorum. Bu hafta kesinlikle izlemeyeceğim diyorum. Maç başlamadan sabah kalkıyorum. Bugün Fener'in maçı var. Hemen ona göre organizasyonu yaparım. Ama mümkün olduğunca maçlara gitmedim geçen sene özellikle. Zaten geçen sene pandemi vardı. Yani sonlara doğru artık evet. Hepimiz gidemez olduk. Gerçi şimdi yine ikinci dalga bayağı bir geliyor. Dalga dalga gelmez dediler ama bayağı bir geliyor. Sanıyorum yine evlerde oturacağız gibi görünüyor. Yani öngörüler 2011 Haziran gibi gözüküyor. Mümkün olduğunca... 2011? 2021. Zaten 2021 Haziran gibi gözüküyor. Mümkün olduğunca herkes evlerinde kalsın, temasa mümkün olduğunca evet. Dikkat etsinler. Gerçekten bu süreci iyi atlatmamız lazım. Şu ana kadar çok iyi gittik. Bundan sonra da böyle daha iyi gitmemiz gerekiyor. İnşallah, inşallah. Peki şimdi Febiat çok bazı oluşumlar çok değerlidir. Çünkü bir etiket altına giriyorsunuz ve orada ister istemez herkesin birbirini korumacılığı, işte birbirine desteği başlıyor. İşte Febiat da onlardan biri. Hepimiz birimiz hepimiz için gibi. Birimizin bir sorunu olduğu zaman mutlaka üyelerden biri ona destek oluyor, yardım ediyor. Böyle organizasyonların, böyle kuruluşların, böyle vakıfların avantajlarından bir de dezavantajları da vardır mutlaka. Bir de onlardan bahsedelim mi biraz? Febiat ismini yaklaşık 200 farklı ismin içinden seçtik biz. Daha ismimiz yok. WhatsApp grubuyuz. Artık böyle resmi bir oluşuma doğru gitmeye karar verdiğimiz zaman Başkan Güven Güleşçe ile beraber. Ona da selam edelim buradan. Evet, buradan selamlarımızı iletelim kendisine. Ve tabii ki çok değerli. Bugüne kadar üyelik, sadece üyelik olarak değil. Platformun içindeki herkes mutlaka karınca kararınca bir destekte bulunmuştur. Kimisi duvara bayrak astı, kimisi su getirdi. Yani normalde bu insanlara altında belki yüzlerce, binlerce kişi çalışıyor. O bayrağı oraya astıracak 100 tane adam getirir ama hayır diyor ben asacağım. Böyle bir aidiyet duygumuz oldu bizim. Febiat ismini dediğim gibi 200 ismin içinden seçtik. Aslında planlarımızın içinde sonraki süreçlerde ticari olarak da insanların bir noktada buluşmasıydı. Bunun karşılığını, meyvelerini görmeye başladık. Ailecek birbirine gider olduk, beraber iş yapar olduk, ortaklıklar söz konusu. Tabii bu çok değerli ve güzel bir şey. Mutlaka birisi bu hizmeti, bu ürünü bir yerden alacak. Tabii böyle bir platformun içinde güven duygusuyla ve daha iyi fiyatlara, daha iyi imkanlarla sunulabiliyorsa çok daha güzel oluyor, çok daha keyifli oluyor. Biz bunu yavaş yavaş görmeye başladık. Bu da tabii çok keyifli, çok mutluluk ve gurur veriyor. Bunların sonucunda her sürecin sonucu, her birliğin, her operasyonun tamamı Fenerbahçe için. Yani Fenerbahçe'ye mümkün olduğunca biz ne kadar daha fazla destek verebiliriz diye sürekli planlıyoruz.
Fenerbahçe'nin haberi olmadan arkada somut bir şey haline gelene kadar tabii ki biz onu sonuçlandırmıyoruz, söylemiyoruz ama sonrasında da çok değerli şeyleri ortaya çıkartmaya başladık. Tabii biz bir derneğiz. Hı hı. Merkezimizde bir dernek var. Bugüne kadar yüzlerce sosyal sorumluluk yaptık. Bunu çok fazla lanse etmiyoruz işin doğrusu. Bir organizasyon oluyor, bir ihtiyaç sahibi oluyor. İşte herkes karınca karınca bütçesinde destekte bulunuyor. Çok da iyi organizasyon ekiplerimiz var. Biz bunları söylediklerimiz, duyurduklarımız oluyor, duyurmadıklarımız oluyor. Sadece İstanbul, Ankara diye düşünmeyin. Van'da yaptık, Bitlis'te yaptık, Ağrı'da yaptık, Antalya'da yaptık, birçok şehirde yaptık. Okulları yaptık, okulların işte spor salonlarına destek olduk, öğrencilere destek olduk. Talepler geliyor. Tabii taleplerin hepsine yetişmek mümkün değil. Çok ciddi talepler geliyor. Ama hem burs anlamında hem yardım anlamında bizim de yıl başında, yani daha doğrusu yaz döneminin başından önce planladığımız bazı değerler söz konusu. O değerler çerçevesinde elimizden geldiğince, sonrasında da yapıyoruz tabii, çok acil ihtiyaçlar oluyor. Onları da mümkün olunca karşılamaya çalışıyoruz. Yurt dışından üyelerimiz de var mı? Var. Birçok ülkede var. Rusya'da var, Çekya'da var, Almanya, İtalya, Fransa, Amerika'da çok ciddi gücümüz var. Yani birçok farklı ülkede de temsilcilerimiz var. Tabii bizim bir altyapımız var. Sonuçta telefonu açtığımız zaman şu an istediğiniz şehirde çok önemli değerlere sahip, çok önemli çevreye sahip kişiler, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, sağ olsunlar, kırmıyorlar da. Elimiz kolumuz uzun yani. Tabii sağ olsunlar. Normalde ben işte atıyorum Uşak'ta diyelim. Tabii. Gitmem lazım, bir yere bakmam lazım. Şimdi gitmeme gerek yok. Telefon açıyorum. Diyorum ki şöyle bir şey var, şuna bir bakabilir misin? Sağ olsun o işi gücü bırakıyor. Gidiyor onunla ilgileniyor. Bak şöyleymiş, böyleymiş diye. Biz de aynı şekilde elimizden geldiğince destek oluyoruz. Şimdi mesela benim yurt dışı ile ilgili bir sorunum var. Onu çözmek için şimdi ismini vermeyeyim. Yine üyelerimizden birinden yardım rica edeceğim. Dediğim gibi hani bu tür oluşumlar birbirine çok sahiplenir. Tabii ki. Ve dediğim gibi yani güvenebileceğiniz kişiler bunlar sonuçta. Biz son dönemde yaklaşık 1-1,5 yıldır balotajı da çok ciddi devreye aldık. Mutlaka kişileri, kurumlarını inceliyoruz, denetliyoruz, kontrol ediyoruz. Böyle herkes, yani çok iyi bir aile ortamımız var. Bunun bozulmasını istemiyoruz. Hı hı. Bozulacak bir ortam olduğunda oturuyoruz, anlatıyoruz, anlaşıyoruz. Ya ayrılıyoruz ya devam ediyoruz. Ama hem gruplarımızda hem toplantılarımızda belli kriterlerimiz var. Bu kriterlerin sağlanması gerekiyor. Peki üye olmak için mesela hangi şart? Şimdi as başkan olduğunuz için size soruyorum bunu. Ben herhangi bir vatandaşım, Fenerbahçeliyim ve üye olmak istiyorum. Bende bakılan şartlar neler? Hangi kriterlere bakıyorsunuz? Öncelikle iyi bir Fenerbahçeli olmanız gerekiyor. Şimdi bizim yani özellikle yazılım tarafında ciddi bir gücümüz var. Bir inceleme yapıyoruz sistemsel olarak. Sonrasında tabii ki belli... Yaş sınırı tabii ki var herhalde, 18. Evet. 18 mi? Normalde 18 değil. Biz 24 yaşın altında 24. Tebiyat tarafına alma taraftarında değiliz. Onları FUNYAD'a yönlendiriyoruz. Hı. Çünkü FUNYAD da bizim bir altyapımızı oluşturuyor. FUNYAD'ın açılımı? Tebiyat Üniversiteli Gençlik Kolları diye bahsedebilirim. Üniversite ve lise talebelerini hem burs anlamında, hem iş anlamında, hem staj anlamında geleceğe hazırlıyoruz. Bizim bir beklentimiz yok. Ama zaten çocukların hepsi taraftarlar. Hepsi iyi Fenerbahçeliler. Birçok taraftar grupları da var. Onların içinde olanlar da var. Biz mümkün olduğunca geleceğe yönelik yetiştirmeye çalışıyoruz. Bununla da ilgili Tuğbay Volkan Öztürk var. Çok büyük mesai harcıyor sağ olsun. Kendisine dair yeten teşekkür ederim. Selam. Selam. Size de selam. O gelecekte belki bizim yerimizde, çünkü biz bayrak teslim yapacağız. Bugün veya yarın. Bir gün bayrak teslim yapacağız. Evet. İşte bu kültürle yetişen kardeşlerimizi şimdiden değerlendirebiliyorsak çok daha faydalı. Elimizdeki imkanları da onlar için de mümkün olduğunca sunmaya çalışıyoruz. Ama iyi olacaklarını, ışıklarını fazlasıyla görüyoruz. Peki iyi Fenerbahçeli olacak. 24 yaş altı olmayacak. Evet. Başka? Bir şirket sahibi olup olmamız çok önemli değil. Sonuçta herkes bir iş yapıyor.
Fenerbahçe'ye katabileceği herhangi bir şey varsa biz bundan emin olmamız lazım. Görmemiz gerekiyor. Tabii ki toplantılar yapıyoruz, birebir konuşuyoruz, yaptığı işler, geçmişi, bilgisi, kültürü onları tartıyoruz. Sonrasında resmi devlet prosedürlerimiz var. Evrakları alıyoruz, evraklarını dolduruyoruz. Sonra dernek portalına girişlerini yapıyoruz. Eğer bir problem yoksa ondan sonra üyemiz olarak devam edebiliyor. Devam ediyor. Peki rutin buluşmalarınızdan bahsedelim. Rutin buluşmalarınız, kahvaltılarınız var değil mi? Rutin buluşmalarımızın en önemlisi Düzce Topu Kellesi. Dördüncüsüne geldik bu sene. Her Fenerbahçeli'nin bayıldığı yer bu arada Düzce Topu Kellesi. Efsane. Bir üç günlüğüne oraya gidiyoruz. Hem kafa dinliyoruz, hem buluşmuş oluyoruz, hem çalıştaylar düzenliyoruz. Çok keyifli. Özellikle de maç zamanlarına denk geldiği zaman eve deplasman maçlarına denk getiriyoruz mutlaka. Orada beraber seyrediyoruz. Maçlar, yani normal pandemi döneminden önce deplasmanlar oluyordu. Litvanya'ya basket maçlarına gidiliyordu, işte Anadolu maçlarına gidiliyordu. Her ayın ilk pazar günü Ali Kocataş'ın değerli yönetim kurulu üyelerimizden bir tanesidir. Todori tesislerinde mutlaka bir kahvaltı yaparız. Yeni üyelerimiz katılır, misafirlerimiz, konuklarımız olur, onlarla bir araya geliriz. Onun dışında işte Ramazan aylarında mutlaka iftar yemeklerimiz olur. Bir de tebiyat buluşma geceleri olur. Gene üyelerimizin lokasyonlarında öyle söyleyeyim. Oralarda toplanırız, yeriz içeriz, eğleniriz. Ondan sonra herkes dağılır. Çok keyifli zamanlarımız olur. Şimdi bunları bir tane yazılımla birleştirdik. Bir dernek yazılımımız var. Dernekteki yazılımımızda WhatsApp grubundan ziyade bütün yazışmalarımızı orada yapalım, paylaşımlarımızı orada yapalım, bilgilendirmelerimizi orada yapalım. Özellikle mesela ben gidiyorum Kadıköy'e, Kadıköy'de kim var diye baktığımda benim orada birini görüyor olmam lazım. Ya da oradaki bizim üyelerimize ulaşıyor olmam lazım. Oradan çok basit şekilde bunları takip edebileceğimiz bir platform oluşturduk. Bu da hem bilgilerimizin yurt dışına gitmesinden ziyade Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmasını sağlayacak birinci unsur bu. Çünkü artık biliyorsunuz devletimiz özellikle buna çok hassasiyet gösteriyor. Biz de çok hassasiyet gösteriyoruz. Mümkün olduğunca verilerimiz içeride kalsın. Biz gene ama aynı faaliyetlerimizi yönetelim, yürütelim. Bununla ilgili bazı çalışmalarımız var. O da müspet hale geldi artık. Son test beta aşamaları tamamlandı. Şimdi artık yavaş yavaş üyelerimiz onları hem App Store'dan hem Google Play Store'dan indirerek, telefonlarını yükleyerek yavaş yavaş kullanmaya başladı. O da çok keyifli olacak. Bu aynı zamanda herkesin kendi iş faaliyet kollarını da orada tanıtımını yapabileceği bir mecra haline geldi. Ben şu an elektrik işiyle alakalı bir şey aradığım zaman çok rahatlıkla hangi üyemizin bu elektrik işine cevap verebileceğini o yazılım üzerinden görebiliyorum. Süper. Bununla da ilgili bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir arkada database oluşturdular. Çok ciddi bir çalışma oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum tekrardan. Biz de size teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Artık kapanışa geçmeden evvel söylemek istediğiniz sözler varsa alalım yoksa kapatacağız. Tabii ki çok önemli bir söz var. Fenerbahçe kurallara uyan değil, kuralları koyan taraftır. Ve maskemizi de takalım kural demişken. Maske şart. Maske şart. Maskesiz olur. Bu arada bizim Febiyat olarak çok güzel maskelerimiz de var ayrıca. Evet. Bizim kendi maskemiz var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldınız bugün. Bizlere bilgiler verdiniz sevgili As Başkanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Uzun yıllar birlikte olmak dileğiyle diyelim. İnşallah. İnşallah. Evet efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Biz bir aileyiz programında bugün kıymetli As Başkanımız Mehmet Ümit Çelik'i ağırladık. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte karşınızda olacağız aynı gün. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Görüşmek üzere.